Selam dostlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda oyuncu laptoplarında kaldığımız seri olarak devam ediyoruz. Herkesin de sizlerin de bildiği gibi MSI çok sağlam bir geçmişe sahip bir markadır. Sağlam bir ürünleri vardır donanım üzerinde. Tabii ki alınabilecek markalar arasında yer alır. Sizlere önereceğim hiçbir oyunda hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacağınız, yüksek FPS alabileceğiniz, akıcılıkta gayet güzel olabilecek bir laptop önerisi, tavsiyesi ve incelemesini yapacağım. Kanalıma destek olun, abone olun, like atın ve yorumlarda mutlaka yazın, elimden geldiği kadar cevap vermeye gayret edeceğim arkadaşlar. Evet, MSI'ın GL serisi diye geçiyor. GL65 sizlere önereceğim. 9. nesil i7 Intel işlemciye sahip arkadaşlar. Gayet yüksek bir performans ve akıcılık sizleri bekliyor. Şöyle kanalımdan gidelim. Ben size aslında bir sunu haline yapacaktım. Ancak bazı videolarda sunu yapamıyorum. Sebebi ise daha iyi size görseli sağlayabilmek ve gerçekçiliği sağlayabilmek. Çünkü yani ben kendimden bir şey uydurmadığımı sizlere kanıtlama bağlamında bu şekilde gidiyorum. Bazı yerlerde sunularda, sunu videolarımda mevcuttur. Evet, aşağı doğru indik arkadaşlar. Zaten MSI'ın kendine özgü bir ambleminin olduğu ve güzel bir yapısının olduğunu şuradan da görüyoruz arkadaşlar. İşte klavyesinin, ben bu klavyeyi çok sevdim ya. Yani MSI'ın zaten bunu seviyorum. Yani diğer markalardaki gibi tek gelen bir şey değil. Birazdan göstereceğim. Gayet güzel bir yapısı var arkadaşlar. Evet, aşağı doğru iniyoruz. Ve şurada bakalım. Yeni süper şarj aleti diye bir sistem çıkartmışlar. Ancak ben ona değinmeden önce buradaki ekran kartı 1660 Ti olduğunu sizlere söylemek istiyorum. GTX'in 1660 Ti'nde yüksek kapasiteli gayet güzel bir sistemle oldum. Burada yapılan testlerden de görebiliyoruz arkadaşlar. Bir oyunda nasıl performans sağladığı karşımıza çıkıyor. Evet. Şu aşağı doğru inelim. Dediğim gibi 9. nesil bir i7 Intel işlemciye sahip arkadaşlar. 6 çekirdekli gayet güzel bir şey. Hemen tekrar iniyorum ve RGB SteelSeries ile anahtarlı RGB klavye çıkıyor karşımıza. Bakın, altın sıçrama yapıyor. FPS yapıyor. FPS de tabii ki oyunlarda yapıyor. MMO sistemleri ve MOBA, Otoban. Bak 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 ya, nasıl yapmışlar ya. Adamlar yememiş içmemiş, klavyeye bu şekilde yapmışlar. Gayet güzel. Chakra dediğimiz bir sistem var. Disco modu var. Tık 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 tık. Roulette. Aslında bu çok bu sistemler çok artık ne oldu? Popüler oldu yani. Şu anda masa üstündeki bilgisayarlardan tutun, yani evinizdeki lambaya, avizedeki ışığı bile bilgisayara bağlayıp oyun oynarken o ışığa göre yan sönen sistemler yapıyorlar. Yani hakikaten çok güzel. Çerçevesi gayet güzel görünüyor. İnce çerçeve, iki tane ekstra monitör bağlantısında yapıldığını görüyoruz arkadaşlar. Sağlı ve sollu sistemlerde. Hemen burada da hem GPU hem de CPU'ya bir soğutucu sisteminin ve fan sisteminin koyduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hemen aşağı doğru indim. Ses sisteminde Giant Speaker dediğimiz sistem kullanılmış. Evet, şurada ise güzel bir equalizer sistemi yapılmış ve auto boost dediğimiz bir ses yükseltme ve gibi olayını sizlere burada gösteriyor arkadaşlar. Aşağı doğru iniyoruz ve burada GL65 nelerden meydana geliyor arkadaşlar. Evet, buraya özelliklerden birazdan değineceğim. Burada 4 tane karşımıza çıkıyor. Ben burada daha fazla çıkıyor mu? Evet, hemen bizimki şuydu. 65 modeli çıkacak. 65 modeli burada gençler. 65 modeli ben 2 tane gördüm herhalde. 2 tane gördüm. Ancak pardon, 4 tane gördüm, 65 modelinden 4 tane gördüm ama i7 olarak görünüyor ana sayfasında. i5 de satılıyor piyasada ama tabii ki biz şu anda i7'ye odaklanmış durumdayız gençler. Hemen özelliklerine geliyoruz. Burada evet, 4 tane gördüğünüz gibi. Bizimkisi benim sizlere baktığım SD modeli gençler.
GL65 9SD modeli. 9. nesil bir işlemciye sahip. Burada gördüğünüz gibi 15.6 Full HD bir ekrana sahip. İki seçeneği var burada. Hem IPS hem de 120 Hz IPS'ye geçmiş. Anakartında Yonga set olarak, chipset olarak HM370 kullanılıyor. 6 GB'lik DDR6 Nvidia 1660 Ti bir ekran kartı kullanıyoruz. DDR4 2660 MHz'lik ve bir hafıza görünüyor burada. Hemen M.2 SSD görünüyor arkadaşlar burada kapasite olarak. PCI Express 3. jenerasyon görünüyor. Hemen burada bir HD kamerası var. Dediğim gibi arkada bu ışıklı bir kamerası görünüyor. İletişim olarak gigabit bir Ethernet ve kablosuzla Bluetooth'la versiyon 5 olarak görüyoruz. 2 wattlık 2 tane hoparlör görünüyor. Mikrofon girişi ve ses çıkışı da görünüyor arkadaşlar. Burada bağlantı olarak da RJ45 Network Ethernet bağlantısı. Bir tane kart okuyucu koymuşlar gençler. Bir tane HDMI koymuşlar. Mini display koymuşlar. Birinci jenerasyon işte Type-C USB 3.2 koymuşlar ki çok güzel bir mantık yapmışlar. Ve tabii ki normal 3.2'de aynı şekilde 3 tane daha koymuşlar burada arkadaşlar. Pil ise 650 Li pil olarak karşımıza çıkıyor. 2.3 kilogramlık bir ağırlığı var. Evet arkadaşlar gayet güzel bir şeyine geldik. Şurada ise hemen şurada ise nelerden meydana geldiğini sizlere ona tekrardan bir göstermek istiyorum arkadaşlar. i7 demiştik. Windows Home ya da Pro seçeneği karşımıza geliyor. Ekran kartı 1660 Ti dedik. İnce bir çerçeve yapısına sahip Full HD ekranı var. Gayet güzel gençler. Yani alınabilecek bir laptop ve benim hoşuma gitti. Hemen işlemcisinde ben Intel'den her zaman yaptığım gibi bakıyorum gençler. 9750H dediğimiz i7 ve 2019'un ikinci yarın çeyreğinde çıkan bir işlemci görüyoruz gençler. Burada 14 nanometrelik bir yarı iletkenlik boyutta var. 6 çekirdekli 2.6 GHz'i GHz'den 4.5 GHz'e kadar maksimum turbo seçeneği de karşımıza çıkıyor. 12 MB'lik bir cache belleği görünüyor. Gençler 45 wattlık bir ısı değeri görüyoruz. 35 wattlık da geri ısı değeri engelleme görüyoruz gençler. Şunlar 12 yapılandırma çekirdek ve veri hızı da zaten artık standart hale gelmiş durumda. Evet yerleşik olarak bakıyoruz hemen burada maksimum 128 GB'a kadar bir RAM desteği görüyoruz ve Hz olarak da 2666 ya da 2133 LPDDR3'ü de desteklediğini görüyoruz gençler. Burada iki tane bellek yuvasına karşı çıkıyor. Bu işlemcide aynı zamanda bir ekran kartının da grafik kartının da olduğunu görüyoruz. UHD 360 bir ekran kartı var arkadaşlar. 64 GB'a kadar bilgisayarın ana RAM'inden de sağlayabiliyor paylaşım olarak da. Ve şuradan da Full HD 4K'da seçeneklerini var. 3D, True 3D seçenek ve net video teknolojisine destek demektedir. Gayet güzel bir işlemci. Çok yüksek kapasitede oyunlarınızı rahatlıkla bana mısın demeden çalıştırabilecek bir işlemci arkadaşlar. İşlemci sağlam işlemci bilginiz olsun gençler. Hiçbir şekilde sorun yaratacağını düşünmüyorum. Zaten yaratmaz. Ne yaratacak ki? Bunun daha üstünü 10. nesil. Evet, şuradan geldik. Ekran kartına bakıyoruz arkadaşlar. Ekran kartımızda dediğiniz gibi 1666 Ti modeli. Burada ise muhteşem performans vesairelerini yazmaktadır gençler. Tabii ki en güzel performans o laptop sizin elinizde olduğu zaman olan performanstır. Ben her zaman bunu söylerim. Evet şurada Ti modelde bizimkisi bu gençler. 1770 MHz ve 6 GB'lık DDR6 görünüyor. Burada her üzerinde aynı zamanda görebiliyoruz. 12 GB saniyede bellek hızını görüyoruz. 192 bitlik bir ara birim genişliğini görüyoruz. 288'de band genişliğinde burada görebiliyoruz arkadaşlar. Gerçek ışınlama vesaire, ışın izleme, GeForce deneyimi, Ansel olayımız buradadır. G-Sync zaten standart aslında gelmiş durumda bunlar. Bunlar hepsini tetikleyemeyeceğim arkadaşlar. Ama ekran kartı
Hakikaten sağlam. Benim kullandığım 1070 Ti ile hemen hemen eşit performansa sahip. Tabii ki bu yeni giderilmiş mi derler, yeni paketlenmiş mi derler. Yani rütuşlanmış mı derler, ne derler işte, yeni boyanmış mı derler, artık bir şekilde uydurun. Yeni serisi sonuçta güzel bir ekran kartı, çok ama çok memnun kalacağınız bir ekran kartı gençler. Dediğim gibi bu bilgisayarda hiçbir şekilde sıkıntı yaratmazsınız. Ben bunu internetten bir baktım, dedim bunun fiyatı nedir, araştırdım, taradım. Model olarak ve işlemci olarak da aradım. Her şeyini burada gördüm. Fiyat ise evet, burada dudak uçlatan bir fiyatı var. Tabii ki ülkemizdeki doların seyrine bağlı olarak da değişkenlik gösterebilmektedir arkadaşlar. Buradaki olayımız, evet, fiyatımız bu. Buradan teknik detaylarına da zaten buradan da girebiliyoruz gençler. Evet, hemen şöyle yukarı çıkalım. Bilgisayarın altı, pardon, bilgisayarın hemen şurada aşağı taraftaydı. Evet. Şöyle bir bakalım gençler. Önemli şeyleri. Ekran kartı 6 GB dedik. 1666 Ti. Ekran paneli TN deniyor ama TN değildi. IPS olarak görmüştüm ben. Tabii ki gençler, şöyle bir şey var. Almadan önce mutlaka ama mutlaka satıcı firmayla iletişime geçip özellikleri teyit etmenizi. Bu her ürün için geçerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. 9. nesil i7 demiştik. 9750H var. Üzerinde işletim sistemi yok gençler. Ama MSI'da var. Home veya Prof görünüyor Windows 10. Aydınlatmalı klavye olduğunu, evet, burada görünüyor gençler. Evet, şöyle gelelim. 256 GB SSD olarak görünüyor. RAM 16 GB gençler bu arada. Fazla bir ayrıntısını ben MSI'nin sayfasından bulamadım. İşte şudur budur diyorlar ama ta ayrıntısına girmiyorlar. Tabii ki bu tip şeylerde mutlaka ayrıntısına sizler girin, sizler araştırın gençler. Ne o yanlış şeyler sonuçta elinize geçmesin. Gençler, ben elimden geldiği kadar sizlere bunlar hakkında bilgi vermeye gayret ettim. Bundan sonraki videolarında gelebilmesi için lütfen abone olup bana destek olun, like atın. Ve yayını, videomuzu paylaşıp yorumlarda yazarsanız aklınıza takılan herhangi bir şeyi de elimden geldiği kadar sizlere gayet bir şekilde cevaplar vermeye çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.